Şimdi tabii aslında hani ben daha da geri gidebilirim. İşte tabii bunu da Karayel'den başlatabilirsin de benim seyrettiğim Doktor Seferoflar birçok at sayabiliriz. Ben bunu biraz da şuna bağlıyorum. O dönemlerde tabii daha az sayıda İngiliz atı olduğu için, daha az üretim daha az olduğu için, daha az sayı yetiştirildiği için jenerasyonu domine eden atlar çok ön plana çıkıyordu. Şimdi yetiştirilen at sayısı arttı. Dolayısıyla yeni atçıların oyuna girmesiyle beraber bir çeşitlilik, bir renklilik oldu. Ve 1500-1600 atın içerisinden koştuğu her yarışta bütün rakiplerini geçip bir şampiyon sıfatını alabilecek tay yetiştirmek kolay bir şey değil. Ama mesela bu sene Greystorm bence buna en yakın at. Yani bugünkü koşuyu kazanır mı bilmiyorum. Eğer kazanırsa çok büyük bir şey başarmış olacak. O da nedir? Sizin jenerasyonun da çok yakından bildiği bir safkan olan Bolt Pilot'ın son 25 yıl içerisinde yaptığı, yani 2 yaşında çaldıran Sakarya, 3 yaşında da erkek tay deneme ve Gazi Kosu'nu kazanmayı başarmış olacak ki bu gerçekten çok büyük bir performans. Eğer bugün Greystorm bu yarışı kazanırsa bence o senin söylediğin tarzda bir şampiyon olarak nitelendirmeyi fazlasıyla hak eden bir safkan olacak. Ama genel olarak tabii ki unutulmayan atlar var. Umarım bugün koşan yarıştaki bugünkü koşuyu kazanan safkan da bundan sonraki süreçteki performansıyla senin o söylediğin unutulmazlar arasına girer. Biraz at şöhreti o zaman 80'lerdeki futbolla şimdiki futbol gibi, yani futbolun yeni süreleşmesi Türkiye'de de at sektörünün yeni süreleşmesi gibi. Ama yani çok güzel yani. Söyledin. Futbolda da öyle değil mi? Yani şimdi efsane dediğin zaman işte Metin Oktay mesela aklına geliyor. Hemen Metin Elif'e yaz vardı. Yani, şimdi Beşiktaş'ta tabii. Hani o biraz daha bir şey geçmişe sayınır. Özlem, geçmişteki güzelliklere özlemle biraz da bence kaynaklanacak şey. Eskiden tabii çok farklı manzaralar vardı. Daha elitist bir toplumun, daha elitist bir seyircinin, atçıların yaptığı bir işken bu artık öyle değil. Yani Türkiye'nin her yerinden bugün buraya gelen pek çok yarışsever var. Dolayısıyla o tarz, o günleri özlemek elbette ki çok güzel ama ben bugünlerin de gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Çok fazla.